Allah'ım sonun kulu ve elçisi Hazreti Peygamber'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, nimeti, bereketi tüm dünya Müslümanlarının ve bizlerin üzerine olsun. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Hamd, alemlerin Rabbi Rahman Rahim din gününün sahibi olan Allah'adır. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Hidayet eyle bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramış ve yoldan çıkmışlarınkine değil. Değerli Radyo Denge dinleyicileri, Radyo Denge stüdyolarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, gene Rabbimize şükürler olsun. Sizlerle birlikteyiz. Rabbimiz sizlerle bizleri bir araya getirdi. İnşallah bugün çok önemli bir konuyu işlemek istiyorum. Evet, konumuz dua ve çevre ve Müslüman ilişkisi olacak. Tabii biz Müslümanlar olaya şu şekilde bakıyoruz. Dünya Rabbimizindir, Rabbimiz yaratmıştır ve biz kulları geçici bir süre için burada ikamet etmekteyiz. Rabbimizin yaratmış olduğu tüm nimetlerden dünya hayatında yaşarken faydalanmaktayız. İşte gıdalarımızı, ekinlerimizi ve korunmamız için giysilerimizi Rabbimizin yaratmış olduğu ekinlerden, hayvanlardan elde etmekteyiz. Dolayısıyla sadece doğa biz insana değil, aynı zamanda Rabbimizin yaratmış olduğu diğer canlılara da ait. Onlar da hayatlarını doğada Rabbimizin var etmiş olduğu nimetlerle devam ettirmekteler. Son dönemlerde özellikle Kaz Dağları'nda Alamos Gold diye bir Kanada firmasının altın arama izni verildikten sonra o bölgede ciddi oranda bir ağaç kesilmesi ve o bölgede yapılan altın aramalarının siyanürle yapılması noktasında özellikle sol tandanslı kesimler ve Kemalist kesimlerce ciddi anlamda bir hükümet karşıtlığı anlamında iş eylemlere dönüştü. Tabii değerli dinleyiciler, biz dedik ya, doğayı Rabbimizin bir emaneti, kainatı, dünyayı Rabbimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Rabbimizin ve Allah Resulü'nün bu noktada çizdiği sınırlar bağlamında da bir Müslüman olarak sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve bizden sonraki kuşaklara bu emaneti koruyarak iletmektir bir Müslüman olarak görevimiz. Fakat acıdır, benim de üzüldüğüm bir nokta, Müslümanlar olarak maalesef doğaya, çevreye çok fazla da duyarlı değiliz. Bunu da kendimize bir eleştiri olarak söylemek istiyorum. Bu konuları Ahmet Turgut Ulucak kardeşimizle konuşacağız. Kendisi İstanbul'dan telefon bağlantısıyla programımıza katılacak. Evet değerli dinleyiciler, Ahmet Turgut Ulucak kardeşimiz telefon hattımızda. Evet Ahmet kardeşim, hoş geldiniz. Öncelikle Radyo Denge adına size çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız, kırmadınız. Değerli kardeşim, son dönemlerde özellikle sosyal medyada, basında ciddi anlamda tartışmalar, ciddi anlamda tepkiler oluşturan Kaz Dağları'nda yapılan altın aramayla ilgili ve Alamos Gold adlı firmanın CEO'sunun Türkler çok iyi taş taşırlar, nakliye işinde çok iyiler diye alaycı bir söylemiyle, rahatsız edici bir söylemiyle ciddi anlamda tepkiler oluştu. Biz bir Müslüman olarak veya Müslümanlar olarak daha doğrusu doğayla, çevreyle ilişkimiz nasıl olmalı? Kaz Dağları özelinde değinmenizi rica edeceğim. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Öncelikli olarak Radyo Denge başta olmak üzere bu imkanı sağlayan başta Osman abimiz, tüm Radyo Denge ve tüm dinleyicilere hayırlı ömürler, hayırlı günler, hayırlı ameller diliyorum. Şimdi Kaz Dağları ekolojik denge, çevre bilinci konusuna geçmeden bir konunun altını çizerek başlayayım. Biz Müslüman olmamız hasabiyle olayı değerlendirirken kullandığımız dil ve mantalite bizi siyasi bir
kutbun bir tarafında, yani mevcut var olan bugünkü düzenek içerisinde iktidar ya da muhalefet partisi algısı üzerinden değil, Müslümanca bir bakış açısıyla tüm olayları değerlendirmek durumundayız. Gücümüz yettiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani burada Gezi olaylarında olduğu gibi özellikle sol kesim buradan kendine bir takım malzeme çıkartmaya çalıştı ama işin ilginç tarafı Çanakkale, Kaz Dağları'ndaki, Avanos'taki, yani o izni veren belediye de CHP'li, bunun da hatırlatılması gerekiyor. Şimdi hadise şöyle patlak verdi. Bu Kanadalı, aynı sizin de beyan ettiğiniz üzere, Türklerin iyi taş taşıdığı böyle istihza edici bir tutumla, sonra CHP'nin gündeme getirmesiyle bu Türkiye'de gündem oldu. Fakat ilginç bir şey var ki, asıl karartmanın uygulandığı alan şurası. Bu Kanada firması veya buna benzer bir takım madenci firmalar 1990'lı yıllardan itibaren dünyadaki altın rezervi, Türkiye 11. sırada, yani yaklaşık 306 ton Türkiye'nin topraklarında altın olduğu, Amerika'da 8 milyon ton, yani Almanya 2. sırada, Amerika 1. sırada, Türkiye 11. sırada, yaklaşık 18 yıllık zaman diliminin içerisinde Türkiye'de 18 milyon ton altın çıkartılmış, öyle bir beyanat verdiler. Şimdi basına, daha doğrusu yansıyan, bu Kaz Dağları'ndaki çıkartılacak olan altının Kanada firması tarafından yaklaşık 25 yıllık işletmesinin alındığı söyleniyor ve şu anda takriben 6 yıllık bir zaman diliminin içerisinde, ki Türkiye'de gündem biraz ağaçların kesilmesiyle Türkiye'nin gündemine gelmeye başladı. Çevre bilimciler, doğa severler 195 bin civarında ağacın kesildiğini söylerken, mevcut şirket 25 bin civarında bir ağacın kesildiğini söylüyor. Siyanür kullanımı meselesi gündeme geldi. Şimdi bakın, burada ilginç bir şey var. Önce ekonomik verileri ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye'nin, bu Kanadalı firmanın bölgedeki çıkartacağı altından alacağı pay yaklaşık 160 milyon dolar. Kanadalı firmanın buradan alacağı para, yani çıkartacağı madeni işledikten sonra 4 milyar dolar. Normalde dünya piyasasında ülkelerin kendi gücü yetmiyor ya da dışarıdan birileriyle bunu sübvanse ederek çıkartıyorlarsa, normalde ülkenin %50 hakkıdır. Yani anlaşma, uluslararası anlaşmalar böyledir. %50'si çıkartılan devlete, %50'si de çıkartan firmaya aittir. Genelde anlaşmalar bunun üzerinden yapılırken, şimdi 4 milyar dolar kar edecek bir Kanada firması, Türkiye devlet olarak 160 milyon dolar, yani bu vurulduğu vakitte %5'e falan, %10'a bile tekabül etmiyor diyebiliriz. Devede kulak. Benim aklıma şu geldi. İslam'da bir kimsenin arazisinden maden çıkarsa, şimdi zekat %2,5 olarak zikredilir, meyve sebze öşür olarak %10 olarak zikredilir, madenlerde ise %20 olarak zikredilir. Yani toprağından petrol, altın, gümüş gibi madenler çıkartılan birisi bunun %20'sini devlete vermek zorundadır. Yani zarurettir. İslam fıkhında müctehitlerin icraatı bunun üzerindendir. Muhtemelen ganimet malının dağıtımı üzerinden, İslam devletine verilecek bir hisse üzerinden yapıldığı gibi bir yorumlamanın içerisine girebiliriz. Şimdi tabii biz olayın sadece ekonomik boyutunda değiliz. Şimdi ekolojik denge açısından bakmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı Allah Azze ve Celle ahiret hayatının insan zihninde canlanabilmesi için en önemli vermiş olduğu özellikten birisi yerden çıkartılan yeşillik. Yani baharla birlikte hayat bulan toprak, sonbaharla birlikte birçok meyvenin, yeşilliğin ölümüyle alakalı kainattaki kevni oluşuma Allah dikkat çeker. Ve yine Bakara suresinde
özellikle yeryüzünü ifsad edenlerin iki değere olumsuz manada yoğunlaştığı görülür. Nedir bu? Ekin ve nesil. Yani ekini ve nesli fesada uğratırlar. Şimdi bugün dünyada yaşanan sorunlara baktığımızda yeryüzünün gün geçtikçe yaşanılmaz bir hale dönüştürülmesinin en temel sebeplerinden birisi dünyayı bu yönüyle hem ekini hem de nesli ifsada uğratan yeryüzü gasıplarıdır. Tabi buradan belki çevre bilinci, ekolojik denge, ozon tabakasının delinmesi, buzulların erimesi, nesli tükenen hayvan ve bitki sayısının binlerle ifade ediliyor olması. Bakın işte şu sel baskınları Osman abicim, evet, daha yeni İstanbul'da yaşandı. İşte İzmir'de yangın yaşandı ve bu havada insanlar öldü. Bakın daha bugün Samsun'da iki kişi öldü sel baskınından. Şimdi biz burada olaylara nereden baktığımızla alakalı, siz yeryüzünü fesada uğrattınız. Her yere beton döktünüz, binalar yaptınız ve su gidecek bir yer bulamıyor ve su seni boğuyor tabiri caizse. Çünkü toprağın çekmesi lazım. Suyu Allah Azze ve Celle fıtri olarak insanlara depoluyor. Yani bugün suyun kayalar üzerinden, dağlar üzerinden, pınarlara doğru, köylerdeki kullanılan çeşmelere doğru akış hep dağlardaki birikmiş olan sudur. Dolayısıyla bugün sel baskını, yanardağlarının püskürtülmesi, tsunami, depremler, gök gürültüleri, şimdi bu olaylara nereden baktığımızla alakalıdır. Bizim inancımıza göre bunlar ilahi bir kudretin görünmeyen ordular devreye girmesi ve bunların her birinin birer ayet olmasıdır. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar bilimsel açıklamalar yapın. Bu çok fazla bir anlam ifade etmez. İşte yeryüzü tabakasının kırılmasından bahsedin. İşte olası bir İstanbul depremi için bir sürü kehanetlerde bulunuyorlar insanlar. İşte o 17 Ağustos 99 yılında yaşanan depremde 17-18 binin üzerinde insan ölmüştü. Şimdi tabii ki kaçak yapılar, dere yataklarına yapılan yapılar, sağlam yapılmayan yapılar, bunlar insan ihmali elbette ki göz ardı edilmemesi gerekiyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Bugün dünyanın en sistematik, en depreme hazırlıklı olan Japonya'sında bile işte en son 5-6 yıl önceki tsunami'de 20 binin üzerinde insan öldü. Yani siz Allah'ın ordularıyla mücadele edemezsiniz. Tabii ben burada hadiseyi sadece bir bölgede yaşanan afetle sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın geçtiğimiz senelerde Lüksemburg, Finlandiya bölgesi tarafında bir yanardağın lav püskürtmesi neticesinde haftalarca uçaklar uçamadılar. Yani dumandan ve o lavdan, yani gökyüzünde görüntü kapandı yani dumandan dolayı. Şimdi insanlar buralardan bir şeyler çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen bir hırsı var ve buralarda oluşturulan rantiye ayakları var. Bakın denize yakın, oksijenin bol olduğu ormanlık alan, fıtri alan, bozulmamış olan alanlarda ekseriyetle yangınlar kahır ekseriyette kasıtlı olarak çıkartılıyor. Türkiye'deki bugün orman yangınlarının yaklaşık %90'ı sabotajla oluşuyor. Tabii bunun terörist ayağı var, bunun rantiye ayağı var. Yani danışıklı dövüş olan yerler var. Şimdi ne olursa olsun biz bu yeryüzünde yaşıyoruz. Yeryüzünü insanlar kirletemezler. Bu fıtrata savaştır. Bu Allah'ın değerlerine bir savaştır. Allah Resulü Aleyhisselam'dan iki hadis hatırlatmak istiyorum. Konuya ışık tutacağını ümit ettiğim iki tane hadis hatırlatmak istiyorum. Birincisi, kıyamet kopmak üzereyken diyor, elinizde bir fidan varsa onu dikin. Yani kıyamete tanıklık etseniz bile onu dikin. Bir. İki, bir nehirin kenarında, yani nehirde
abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyin. Şimdi yeryüzünde Allah'ın vermiş olduğu nimetler insanoğlunun ihtiraslarıyla hoyratça tüketiliyor. Ve bu yönüyle hem ekin bozuluyor. Bakın bu GDO'lu ürünler, sanayi atıklarıyla insanlığa bulaştırılan kanserojen maddeler, hastalıkların artması, yani buna mukabil ilaçların kasıtlı olarak üretilmesi. Şimdi bunların her birisinin iç içe bir yönünün olduğunu görüyoruz. Hep bunlar yeryüzündeki ekolojik dengenin bozulması neticesinde oluşuyor. Bakın bugün küresel emperyalizmi, yeryüzünü bozguna tutan, müfsit olanların elinde bitirmek istemedikleri, eğer bunlardan birisi biterse de hüsrana uğrayacakları iki sektör var. İlaç sektörü ve silah sektörü. Yani ilaç sanayi ve silah sanayi aslında paralel olarak yeryüzünü ifsad ediyor. Yeryüzünde yaşayan canlıları da ifsad ediyor. Hani olayı sadece bir Kaz Dağları'nda kesilmiş olan bir ağaçla ya da sadece bir Kanadalı firmayla sınırlandırmamak gerekiyor. Bugün Ege sahillerinde ve özellikle Marmara'nın alt tarafında Akdeniz'de iç kısma doğru bu tür maden firmaları, özellikle yabancı standartlı küresel şirketlerin yoğun şantiyeleri var. Yani bu bir vesile gündeme, basına düştüğü için bu insanların gündemine geldi. Hatırlarsınız Ege'de yıllarca bunların mücadelesi verildi. Bakın şu an oluşturulmaya çalışılan nükleer santraller mesela, hala Türkiye bu konuda tabii zaten kendi gücü yok, yurt dışındaki birçok küresel firmaya bağımlı olarak hareket ediyor. Bakın ben bilmiyorum, konumuza direkt ışık tutar mı ama biraz bağ olduğunu düşünüyorum. Mesela Doğu'da Suriye sınırında Lozan Anlaşması'nın sonrasından itibaren yaklaşık o hatta belki 400 kilometreden fazla bir alanda yerleştirilen mayınlar var. Ve orada onlarca insan öldü. Kullanılmayan bir arazi. Bu mayınların çıkartılmasını Türkiye'de yapacak bir firma yok ki, bunu devlet 2007 yılında ihaleye açtı. Mayınlı bölgeyi temizleyecek olan firmaya o bölgenin 25 yıl kullanım hakkını taahhüt etmişti. İlginçtir. Bu firma İsrailli Siyonist Yahudi bir firması çıktı. Kamuoyunda kısmen bir baskı oluştu. Bu Galata Port ihalesinin de gündemde olduğu bir zamana denk geldi. Ve ilginçtir. Siyonist İsrail'in arz-ı mev'ud, vaat edilmiş topraklara yayılma projesinin bir yansıması olarak değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla bizim tabii birileri gibi insanı yaşat ki hayat yaşasın, yeryüzü insan tarafından imar edilmesi gerekiyor. Birileri bozgunluğa uğratıyor, birileri ıslah etmesi gerekiyor. Islah edenler, etmesi gerekenler, yeryüzünün halifesi olması gerekenler Müslüman olanlardır. Allah'a vermiş olduğu sözü bozmayanlardır. Yeryüzünün imarıyla mesuldürler. Yani şöyle diyebiliriz. Yeryüzünü fesada uğratanlarla yeryüzünü ıslah edenlerin mücadelesidir aslında bir anlamda hayat. Bu sadece çevresel, doğa, ekolojik denge açısından değil, temelinde insan açısındandır. Şöyle bilimsel bir açıklama yapmışlardı da dikkatimi çekmişti. Bugün insanoğlu mevcut var olan yeryüzündeki bozmuş olduğu dengeye, hiçbir şeye dokunmasa, bir çivi çakmasa, bu yeryüzündeki işleyişin normalleşmesinin, kendisine gelme sürecinin 200 yılı bulacağı söylenildi. Şimdi sanayileşme ile birlikte İnsanoğlunun göreceli olarak hayatının kolaylaştırıldığı söylenebilir ama beraberinde dikkat ederseniz toplu ölümler, hastalıklar, hırslar
ve yeryüzünde tamamen bir dengenin bozulduğunu görüyorsunuz. Hayvanlar yandı, hayvanlar yaşayamıyor. Yani hayvanları fıtri ortamlarından kopartıyorsunuz, getiriyorsunuz. Belki bu yönüyle ayrı bir konudur ama hayvanat bahçesi mantığının da ölçüler içerisinde sorgulanması gerekiyor. Neden? Çünkü yeryüzünün bir denge içerisinde yaşaması hep insanın Allah'la yapmış olduğu sözleşmeye bağlı kalmasıyla orantılıdır. Dolayısıyla bugün ekini ve nesli ifsad edenlere bir bakalım. Bakın, Microsoft'un kurucusu, Facebook'un kurucusu, yani elektronik alanda milyar dolarlar, dünyanın en zenginleri listesine giren insanlar, bu ürettikleri malı kendi çocuklarının aynı oranda kullanmasını istemiyorlar. Dikkat ederseniz kendileri de kullanmıyorlar. İnsanlara GDO'lu ürünler yedirenler kendileri sağlıklı beslenmeye gayret ediyorlar. Yani aslında proje şu: efendiler ve köleler. Bakın, Afrika'da bir çocuk ilaçsızlıktan ölür, susuzluktan ölür, yiyecek bulamadığı için ölür. Oysa ki Allah Er-Rezzak'tır. Yeryüzünün bütün dengelerini Allah kurmuştur. İmtihan olarak rızkı bazı yerde bazı kimselere azaltır, bazılarına çoğaltır. Ama vermez değildir. O Er-Rezzak'tır. Hiçbir canlı açlıktan ölmez. İnsan sömürür, insan malını çalar, öldüren insandır, katil olan insandır. Ondan dolayı bugün yeryüzündeki ekolojik denge üzerinden hadiseleri okumak gerekiyor. Mesela bir suyun temiz olması, o suyun kullanılmaya elverişli olması anlamına geliyor. Su temizleyicidir. Temizdir, temizleyicidir. İçeriz, hayat buluruz. Temizleriz vücudumuzu, elbisemizi. Bahçelerimizi sularız, meyve alırız. Hayvanlarımızı sularız, onlardan bineriz, onların etlerinden istifade ederiz. Yani ana asrül erba dediğimiz 4 ana husustan birisidir su. Ama bugün dikkat ederseniz sular bozuldu. Afrika susuzluk çekiyor. Sular zehirlendi. Yani su bile artık her yerde özel parayla satılır bir hale geldi. İnsanoğlu hayatı kolaylaştırmasını sadece sömürge üzerinden sürdürdüğü sürece kendi sonunu getirecek olması kaçınılmaz bir vakıadır. Kıymetli Osman abicim, bu gezi olaylarında birkaç ağacı bahane edip bunun üzerinden bir jargon üreterek kendilerince belirli bir grup küresel finansman ayaklarıyla bir takım ne yaptılar? Eylemler ortaya koydular. Şimdi biz tabii ki haksız kesilen, yani bunu iktidar yaptığı için sessiz kalalım ya da sırf iktidarı yıpratmak için konuşalım mantığıyla değil. Biz ölçü içerisinde, hakkaniyet içerisinde, adalet içerisinde bu işi değerlendirmek zorundayız. Şimdi bu Kanadalı firmanın Kaz Dağları'ndaki, daha bu proje küçük bir proje. Bu projenin 4 katı büyüklüğünde daha büyük bir proje var. Bu oralarda kesilen ağaçların, orada çıkartılacak olan altının siyanür dışında o altını işleyebilmeleri mümkün değilmiş Osman abi. Ben bir profesörden dinledim bu konuyu araştırma yapmaya çalışırken. Bir ton kayanın içerisinde 8 gram civarında altın çıkartıyorlar. Bir ton kayada 8 gram altın çıkartıyorlar. Peki 200 bine yakın ağaç katledildi. 200 bin ağacın büyümesi, oradaki fotosentez, yani daha doğrusu yağmurları, Allah hayatta her şeyi bir denge üzerine yaratmış. Siz bu dengeyi bozduğunuz vakitte kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz. Yani sürekli sigara içen bir insan küçük çaplı
küçük intihar teşebbüslerini arttırması gibidir. Sürekli kendisine zarar veriyor. Bir keyif alıyor, oradan altın çıkartıyor, bir menfaat elde ediyor ama bozduğu daha fazla. O altın onu kurtarmayacak. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir hırs. Mesela insanoğlunun hayatını kullanmaya ve kolaylaştırmaya yönelik, mesela doğalgazdır, petroldür, kömürdür, enerji anlamında rüzgarlardan istifade etmektir, barajlarla sulardan istifade etmektir. Şimdi mevcut var olan, hayatı sürdürmeye yönelik olan ihtiyaçları yine çevreye, insana zarar vermeden bunları değerlendirebilmek bir ölçü içerisinde mümkünken, insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen bu hırsıyla maalesef yeryüzünde denge bozuluyor. Bir de şunu da hatırlatayım, ilginçtir, bugün dünyada para, finans, tefecilik piyasası biliyorsunuz Siyonist Yahudilerin elindedir. İlginçtir, altın piyasası da dünyada Yahudilerin elindedir. Allah Resulü'nün döneminde bile altın piyasası Medineli Yahudilerdeydi. Yani bu Yahudiler hatırlarsanız Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na çıkıp da geride Harun'un bırakılmasında Samiri'nin üretmiş olduğu buzağı da o günkü toplumda İsrailoğullarından toplanılan altınların eritilerek bir buzağa dönüştürülmesi, o buzağdan çıkan rüzgarın adeta bir tanrı haline dönüştürülerek o buzağa tapınma, altından olan tapınmayı, Kur'an'ın vermiş olduğu bu mesajı, bu tipik bir Yahudiliğin altınla özdeş olan hırsıyla özdeş olan bir kıyas olduğunu da, özellikle biliyorsunuz işte denizlerin kirletilmesi var. Ciddi oranda plastik atığı denizlerde çok yoğun olarak, hatta balıkların midesinde plastik atıkları var. Ayrıca gerçekten ciddi oranda balık, özellikle şu alanlara da girmek istiyorum. Tabii gerçekten kapitalizm artık dünyayı kuşattı. Kapitalizmde para kazanmakta herhangi bir ölçü yok. Para kazanın da hiçbir değer yargısı yok. Nasıl kazanırsanız kazanın, neyi talan ederseniz edin ama mutlaka para kazanın ilkesi kapitalizmde var. Dolayısıyla son dönemde özellikle denizlerden çıkarttığımız balıklarda yoğun olarak plastik atıkları görülmekte. Bununla birlikte doğada birçok hayvanın nesli tüketilmekte. Kimi işte çeşitli giysiler, kimi çok ciddi para ettiği için hayvanların organları, derileri vesaire, kürkleri vesaire. İşte fillerin çeşitli organları, diğer hayvanların çeşitli organları, derileri ciddi anlamda para ettiği için bunlar, bu hayvanlar acımasızca avlanılıyor. Tabii biz biliyoruz ki İslami ölçekte bir Müslüman keyfi anlamda bir hayvanı avlayarak öldüremez. Bu uygun değil İslami ölçüde. Sadece acıktığı zaman karnını doyurmak bağlamında bulunduğu şartlar içerisinde bunu yapabilir ama sırf keyif için, keyfi anlamda avcılık yapamaz. Ama kapitalizme baktığımız zaman kapitalizm gerçekten o kadar acımasız ki bugün doğanın talanı da, çevredeki rantın oluşması da, her anlamda baktığımız zaman kapitalizmin yansımasıyla oluşan şeyler. Yani Batı toplumlarına baktığımız zaman evet, Batılılar belki bir anlamda işte kendilerince doğayı, çevreyi korumak istiyorlar ama diğer anlamda çok uluslu şirketler, sizin de ifade ettiğiniz gibi Batı tandanslı ve Yahudi sermayesiyle oluşmuş şirketler acımasızca kendi ekonomik güçlerini artırmak bağlamında ciddi anlamda doğayı da, çevreyi de, hayvanları da, şehirleri de alabildiğinde talan etmekteler. Birazcık özellikle bu alana da girmenizi rica edeceğim Ahmet kardeşim. Buyurun. Osman abi, söylediklerim ümit ediyorum biraz önce anlaşıldı inşallah. Değil mi abicim? Yani bir kopukluk yaşamadık inşallah. Yani birazcık da şöyle bakalım diyorum Ahmet kardeşim. Allah razı olsun. Siz çok önemli konulara değindiniz. Sadece insanlar şunu yapıyorlar. Çok ilginç bir şey, bir haber sitesinde görmüştüm. İşte Kaz Dağları'nın kazılmasıyla ilgili insanlar bir eylem yaptılar. Doğanın işte yok edilmesine karşı izlediler falan ama sonunda işte Türkiye'de tanınmış, belki dünyada tanınmış bir sanatçı gitti orada konser verdi. Konserin son bölümünde de işte İzmir Marşı okundu. Bir siyasi tepki bağlamında. Yani ya kardeşim, elbette bir siyasi duruşunuz olabilir ama siz niye getirip olayı buraya bağlıyorsunuz? İkincisi de şey, oraya gidenlerin bir kısmının da çok ilginçtir, gene bir haber sitesinde gördüm, İşte kendi imkanları ölçüsünde, ellerinde götürdükleri imkanlar ölçüsünde de altın aramışlar. Nasıl olmuşsa yani çok garip. Üçüncüsü de gerçekten oraya gidip orada eylem yaparken, özellikle
orada bıraktıkları bir sürü atıklar var. Yani şimdi siz biraz diyorum ki hem şahsiyetli olun hem de gerçekten Allah'ın bize emanet etmiş olduğu duayı gelin bizden sonraki kuşaklara hiç ayrım yapmadan Müslümandı, münafıktı, kafirdi, şucuydu, bucuydu demeden biz duayı ortak kullanabiliriz. Rabbimiz hepimizi doyuracak duada nimetler sunmuştur. Yeter ki birbirimizin hakkını gasp etmeyelim, çalmayalım. Yani kapitalizm bağlamında birazcık değerlendirmenizi rica edeceğim Ahmet kardeşim. Eyvallah. Sondan başlayayım cümlenizin sonundan. O meşhur, popüler olan sanatçıyı bir reklam amacıyla orada kullandılar ve ilginç, orada villaları varmış. Kendilerine yakın gördükleri insanların biraz da ranteyle alakalı olduğu daha sonra ortaya çıktı. Şimdi bu hayvanlarla ilgili olan, şimdi bir kimse eğer hayvanının, evcil olan hayvanının yemini ve suyunu zamanında vermese, aç bıraksa ya da hayvanı dövse veya hayvanın taşıyamayacağı ağır bir yükü ona yüklese, eziyet etse, İslam'a göre bu kimse bu hayvan hakkından sorumlu tutulacaktır. Ahirette bunun hesabını verecektir. Evet. Tabii insanların, çocukların, annelerin öldürüldüğü bir zaman ve mekanda bunları düzeltmeden hayvanlara ne zaman sıra gelecek tartışması belki ayrıyeten değerlendirilir. Şimdi dikkat ederseniz insan bitmek tükenmek bilmeyen hırsı için. Mesela bir Avrupalı için safari denilen Afrika'daki gezinti aslında nesli tükenen hayvanları katletmeye yönelik bir eğlencedir, bir hırstır, bir para kazanmadır. Fillerin dişlerinden tutalım da hayvanların derilerine varıncaya kadar. Yani bu insanlar yeryüzünde bitmek tükenmek bilmeyen hırslarıyla her şeyi ifsad ediyorlar. Ama her şeyi. Aslında biraz kendi sonlarını da getiriyorlar. Fakat öyle bir zaman gelecek ki bunların kendi nesilleri de bu zararı birebir hissettikleri vakitte belki görecekler ama iş işten onlar için geçmiş olacak. Şimdi hayvanların yakılması, hayvanların barınaklarının yok edilmesi, o orman yangınlarında benim dikkatimi çekti. Kuş yavrularını bırakamadığı için o da onlarla birlikte yanmış. Yani bir annenin yavrularına karşı bir fedakarlığının görüntüsü olarak da anlayabilmek mümkün. Kanadı var, sonuçta uçabilirdi ama yavrularını bırakarak orada onlarla birlikte yanmış. Görüntüsü vardı. Şimdi abicim, olay aslında bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Kapitalizmin bitmek tükenmek bilmeyen bir hırsı var. Dediğiniz gibi para kazanmanın ahlakı ve ölçüsü yok bunlarda. Biz Müslümanız. Biz para kazanırken helal yoldan kazanma sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz vardır. Bize göre, bizim inancımıza göre haram olan 1000 liradan daha iyidir, daha hayırlıdır, daha esastır. Aslında kıyas bile yapılmaz. Dolayısıyla bizim iman ettiğimiz dinde bir şeyin sadece helal olmasını da Allah Azze ve Celle bize beyan etmiştir. Biz helal olmasıyla birlikte temiz olmasını da gözetmek zorundayız. Bakın bugün Marmara'da artık hamsi avlanamıyor. Bir deniz ülkesi olmamıza rağmen Norveç'ten kasalarla balık ihraç ediliyor. Dikkat edin. Çünkü neden? Yavruyken hırslarından Marmara'da artık denizlerde doğru düzgün balık kalmadı. Zamansız avlanma, erken avlanma. Tabi bunu sadece balıklarla da sınırlı tutmamak gerekiyor. Avla keyfilik olmamalıdır. Bir eğlence olmamalıdır. Bir hobi olmamalıdır. Bu şekliyle caiz değildir. Avlanma insanın fıtri olan ihtiyacını, gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik olmalıdır. Yavrular değil, av mevsimi içerisinde eti yenen hayvanların eziyet edilmeden, soyları tüketilmeden bunlar değerlendirilmelidir. Bunlarla alakalı İslam'ın hep ortaya koymuş olduğu bir ölçü vardır. Şimdi bugünkü insanların, özellikle batılıların yoğun bir hırsından dolayı maalesef bu ölçüler tamamen göz ardı edilmiş bir vaziyettedir. Özellikle bu sanayileşmenin getirmiş olduğu durumla birlikte bakın dikkat edin, her şey bozuldu. Yani inanın her şey bozuldu. 7-8 yaşında
çocuklar şeker hastası oluyor. İlginçtir. Küçük yaşta çocuklar kansere yakalanıyorlar. Şu an adı konulamamış, yeteri kadar tespit edilememiş hastalıklar üretildi. Bu hatta şey gibi bir laboratuvarda üretiliyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum ilaç sanayinin yaşatılabilmesi için kapitalizmin hırsının, bitmek tükenmek bilmeyen arzularının, tamahkarlığının bir yansımasıdır. Özellikle geri kalmış ülkelerin insanları kobay olarak kullanılır. Silahlar onların üzerinde denenir. İlaçlar bu insanlar üzerinde denenir. Nükleer bir takım atıklar bunların topraklarında denenir. Ve adeta batılı olmayan ya da Müslüman olanların ölmeleri için bir kobay haline dönüştürülmüştür. Bugün yeryüzü coğrafyası Afrikalılar ve mazlum Müslümanlar olmak üzere. Bakın, tabii ki bu bizim istediğimiz bir olay değildir ama hiçbir batılının çocuğunu ağlarken, ölürken, yani bir bombalamanın neticesinde, bir toplu bir hastalık neticesinde, açlıktan dolayı, susuzluktan dolayı, ilaçsızlıktan dolayı öldüğünü göremiyoruz. Yani dünya kamuoyunda göremiyoruz. Kendi insanlarından birisi hasta olduğu vakitte helikopterler, özel uçaklar kaldırıyorlar. Hatta bazen hümanist bir felsefeyi hayatın içerisinde reklama dönüştürmek ve kendilerini masum gösterebilmek adına bazen balinalarla, bazen kaplumbağalarla, bazen kuşlarla bir günah çıkarma seansına girebilirler. Hatırlarsınız, Amerika'nın Irak işgal sürecinde özellikle karabatak kuşunun bir petrole saplanmasının neticesinde oyunun gündemine gelmişti. Ama aynı insanlar Irak'ta 2 milyon insanın, Müslümanın öldürülmesini bir film sahnesi gibi izlemeye devam ettiler. Bunlar ahlaksız, bunlar ölçüsüz, bunlar zalim, bunlar yeryüzünü fesada uğratıyorlar. Yani elbette ki bunların hesabını Allah soracaktır ama tabii bu tür fesada bir takım çıkar ilişkilerinden dolayı sermayeyi paylaşabilmek, kendilerine dünyada daha iyi bir konum elde edebilmek adına mazlumların, Müslümanların yeraltı ve yerüstü sermayelerini bu emperyalist kapitalistlere zarar çeken işbirlikçilerin de burada lanetlenmeden, telin edilmeden geçilmemesi gerekiyor. Bakın, bir örnek vermek istiyorum. Güney Afrika'yı altın çıkarma madenlerinde kullanılmak üzere günlük belki bir dolara bile tekabül etmeyen zor şartlarda oranın yerli halkı kullandırılırken yoğun kullandıkları ilaçlarla çok kısa sürede bu insanlar hasta olup öldüler. Köle gibi çalıştırıldı. Dışarıdan gelen insanlar buranın malını alıp götürdüler. Şimdi bugün İngiltere, Amerika, İsveç bankalarında, kasalarında Türkiye'nin dahil olmak tonlarca altınları bekletiliyor. Bakın, bugün batılılar çöpü bile bir enerjiye dönüştürme çabası içerisindeler. Kendilerine bu kadar dikkat ediyorlar. Tabii onların yeraltı kaynakları da tükendi. Sömürgeyi profesyonel bir hale dönüştürmelerinin gerekçesi de bu. Dün bir haber okudum. Hafızam beni yanıltmıyorsa İsveç'te olması lazım. Çöpten elektrik ürettikleri için çöp bulmakta zorluk çekiyorlar. Yani çöp bulmalar, elektrik üretsinler. Şimdi bugün yeryüzü coğrafyasına bakıyoruz. Müslümanların yaşamış olduğu Cezire-tül Arap dediğimiz, Orta Doğu diye tabir edilen bölge petrolünün belki neredeyse %70'i 80'i bu bölgeden çıkıyordu. Dünyanın en zengin petrol yatakları, dünyanın en zengin petrol üreticileri bilirsiniz. Suudi Arabistan'dır, Libya'dır, Irak'tır. Buraların şu an kimler tarafından işgal edildiği de herkesin malumudur. Süreç içerisinde Azerbaycan'da, Hazar'da petrol yatakları, işte Güney Amerika'da bir takım petrol yatakları bulunmuştur ama dikkat ederseniz Orta Doğu halkı diye tabir edilen bu Kuzey Afrika'dan, Arabistan coğrafyası tüm halklar, krallar hariç
kralların yakınları hariç büyük bir sefalet içerisinde yaşamaktadırlar. Yani petrolün üzerinde oturuyorlar ama sefil yaşıyorlar. Emperyalist kapitalistler kanların üzerinde oturuyorlar ama Müslümanların, mazlumların mallarını ömürmeye devam ediyorlar. Yani olayı ben sadece bir Çanakkale'de bugün gündeme gelmiş olan bir mesele üzerinden değil. Tabii Müslümanların doğaya karşı, çevreye karşı, orman talanlarına karşı, yani bir duyarlılık alanının oluşması, oluşturulması kaçınılmaz bir hakikattir. Elbette ki biz az amiyane tabirle, çiçekle, böcekle, hayvanla uğraşmayalım. Asıl olan insandır. Ama unutmamak gerekiyor ki işte bunlar bu alanlarla insanı, nesli ve ekini ifsad ediyorlar. Yeryüzünü talan ediyorlar. Adeta dünya neredeyse bir kıyameti yaşayacak hale doğru geliyor. Antarktika kıtasında eriyen buzullar neticesinde dünyada su seviyesi 2 santim yükseldi. Yani Allah Azze ve Celle yeryüzünü var ettiğinden beri orada buzullar sünnetullahın bir yasası olarak kalıyordu. Fakat son 100 yılda, son 50 yılda erime hızlandı. Devam ediyor. Yani orada buzullar eriyor. Hatta Pentagon bir rapor hazırladı bununla alakalı. Hollanda biliyorsunuz kum torbalarıyla sel baskınına karşı korunmaya çalışılan, deniz hizasının altında kalan bir ülke. Buna rağmen toplam coğrafya büyüklüğü bir Konya ili kadar. Ama dünyada en büyük hayvancılığın ve tarımın, yani Türkiye ile mukayese edildiği vakitte Türkiye'deki üretilen mahsullerin bir oranları vardı. 20'ye 1'e tekabül ediyordu. 20'ye 1. Yani Türkiye'de 2 milyar dolar kazancı varsa onların 200 milyar dolar kazancı var. Yani fark açılmıştı arada. Şimdi 3 tarafınızda deniz var. 4 iklimi yaşıyorsunuz. Allah Azze ve Celle size bir sürü nimetler vermiş. Stratejik bir bölgedesiniz. Tüm hemen hemen ülkelerin ticaret güzergahının kesişme noktasındasınız. Boğazlar sizin kontrolünüzde. Balkanlarla bağınız var. Ceziretül Arap'la bağınız var. Balkanlarla bağınız var. Asya'yla bağınız var. Kafkasya'yla bağınız var. Avrupa'yla yani neredeyse tüm kıtalarla, yani Amerika kıtası ve haricinde hemen hemen tüm yerlerle bir bağınız var. Yani siz böyle stratejik, jeopolitik bir öneme haiz olmanıza rağmen hayvancılığınız yok, tarımınız yok. 7-8 olan Siyonist Yahudiler tohum satışı üzerinden adamlar çölde üretim yapıyorlar, silah sanayini geliştiriyorlar ve sen ona 7 milyonluk Yahudi'ye bağımlı yaşıyorsun. Daha 1946'dan sonra işgalle zulüm henüz daha devlet olma sürecini belki bile tamamlamamış bu kasıtlar, bu Siyonistler dünyaya meyve satıyor, sebze satıyor, silah satıyor, tohum satıyor. Her şeyden önemlisi bilgi satıyor. Yani senin uçaklarının, tanklarının modernizasyonunu Yahudilerle yapıyorsun. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi biz emperyalist zalimlerden, kapitalistlerden bir medet bekleyecek, onların insafa gelmesini arzu edecek, onlara yalvaracak, dil dökecek bir durumda değiliz. Böyle bir duruma düşmek bizi zillete düşürür. Bunları tanımamız gerekiyor. Fakat bizim sadece bunlara kahrederek bir hayat sürmemiz de mümkün olmayacağı gibi doğru ve erdemli bir tavır da olmasa gerek. Yani oyun büyük. Bakın daha yeni kurbandan çıktık. Artık bir insanlar kurbanlarını görmeden bayram kutluyorlar. Artık meyveler, sebzeler hep sanal olmaya başladı. Suni olmaya başladı. Yani neden? Şimdi bunları görmemiz gerekiyor. Burada insanlar mekanikleştirilirken, statikleştirilirken, fıtratından kopartılırken onlar doğal şartların içerisinde bir hayat sürmenin
yollarını arıyorlar. Bakın dikkat edin, şu anda doğal yumurta, süt, ayran, doğal ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu da bir pazara dönüşmeye başladı. Yani insanlar köye yakın olan yerlerde yaşamak istiyorlar. Hiç olmazsa şehirlere nispeten biraz daha belki bir değer atfediyor insanlar açısından. Ondan dolayı resmin bütününü görmemiz gerekiyor. Yani biz yeryüzünü imar etmek zorundayız, ıslah etmek zorundayız. Gücümüz yettiği oranca bir kere ifsad edenlere karşı tepkimizi göstermek zorundayız. Hiç olmazsa kalbi olarak ya Rabbi biz bunların işlediği zulümlerden beriyiz diyerek bir bilinç oluşturmalı. Zaman zaman kendi neslimizi ve insanımızı bu duyarlılık alanı üzerinden yetiştirmeli. İnsanı, hayatı, toplumu ilgilendiren hususlara umarsız kalmama gibi bir kararlılık, bir ciddiyet, bir tavır koyabilmeliyiz diye düşünüyorum kıymetli Osman abiciğim. Allah razı olsun kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Programımızın da bir tabii bir Müslüman olarak gerçekten doğaya, çevreye, hayvanlara, ekolojik dengeye son derece dikkat etmemiz lazım. Çünkü Rabbimizin emanetidir. Rabbim bizleri bunlardan da sorguya çekecek. İşte Kur'an'dan kopuk, Hazreti Peygamber'in sünnetinden uzak bir hayat yaşadığımız için Müslümanlar olarak kendi kontrolümüz dışında gelişen olaylara çok müdahil olamıyoruz. Müslümanlar işte tarih sahnesinden çekilince sizin de konuşurken aklıma şu geldi Ahmet kardeşim. Yani evet, Amerikalılar abi, atom bombasını keşfettiler. Hiroşima ve Nagasaki'ye attılar. Çok yüksek ısı oluştuğu için oradaki ne kadar canlı türü varsa insan dahil hepsini yok ettiler. Şu anda biliyoruz nükleer denemeleri var. Çeşitli bölgelerde bu emperyalist güçler Çin'inden Rusya'sına, Rusya'sından Amerika'sına, Amerika'sından Hindistan'ına kadar birçok ülke nükleer denemeler yapıyor. Bu da tabii doğanın gerçekten dengesini ciddi anlamda bozuyor. Oradaki ekolojik dengeyi de etkiliyor. Bununla beraber biz Müslümanlar hakikaten şu algı içerisinde olmalıyız. Bu adamlar dünyayı bozuyorlar. Her şeyi bozdular. İnsanı bozdular. Gıdaları bozdular. Kainat hatta Rabbimizin bize verdiği bütün nimetlere gerçekten yoğun bir saldırı içerisinde yöneldiler. Niçin yaptılar? Sadece para için. Kendi ekonomik güçleri, kendi rahatları için. Ve şu anda biliyorsunuz Ahmet kardeşim, artık yeni bir gezegen arama sevdasındalar. İşte insanları arıyorlar, uzay yolculuğu diyorlar. Eğer yeni bir gezegen bulurlarsa gitmeyi düşünüyorlar. Böyle bu hale geldiler. Biz Müslümanlar tekrar gelin Allah'ın kitabına sarılalım. Allah'ın kitabını hayatımıza taşımaya çalışalım. Hazreti Peygamber'in sünnetine sarılalım. Onun yolunu takip edelim. Göreceksiniz. Çok şey değişecek. Çünkü Rabbimizin rahmeti üzerimize yağacak. Bugün içinde bulunduğumuz bu belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan hepsinden inşallah Rabbimizin rahmetiyle kurtulacağız. Ahmet kardeşim, size Allah'a emanet ediyorum. Güzel sohbetiniz için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda, başka zaman dilimlerinde sizlerle birlikte olmak istiyorum. Gerçekten keyif alıyorum sizinle yaptığım programlardan. Allah razı olsun. Allah'a emanet ediniz. Amin. Ben de bu fırsatı, imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Radyo Denge dinleyicilerine tekrar hayırlar diliyorum. Şunu söyleyerek kapatayım. Buyurun. Hani Mars'ta hayat var mı yok mu? İşte diğer galaksileri, gezegenlerde araştırma bir an. Daha dünyada yaşamayı öğrenememiş insanların başka gezegenlerde hayat arıyor, hayat mücadelesi veriyor anlayışı hiç inandırıcı değil. Dolayısıyla hani kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama öğrenemedik diyor ya birisi. Bu yönüyle insanların tekrar Allah'la yüzleşmelerini, tövbe etmelerini, büyük bir hesap gününe karşı kendilerini hazırlamaları gerektiğini, zalimlere karşı da, yeryüzünü ifsad edenlere karşı da bilincin, duyarlılığın sürekli diri tutulması gerektiğini, Allah Azze ve Celle'nin bize de güç vermesini Rabbimden temenni ediyor, hayırlar diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Aleyküm selam değerli kardeşim. Allah'a emanet olunuz. Değerli Radyo Denge dinleyici, Kaz Dağları bağlamında, Kaz Dağları'ndaki altın araması bağlamında doğayı, Müslümanların doğayla ilişkilerini, Müslümanın evrene, kainata, çevreye bakışını Ahmet Turgut Ulucak kardeşimize konuştuk. Evet, biraz evvel de ifade ettim. Batılılar artık dünyayı yaşanmaz hale getirdiler. Ulaştıkları askeri, ekonomik ve siyasi güçle, öylesine acımasız kapitalizmin saldırılarıyla dünyayı yaşanmaz hale getirdiler. Başka gezegenler arıyorlar. Bulurlar bulamazlar bilemem. Ama eğer gerçekten amaçları dünya yaşanılsın istiyorlarsa
düzeltmek çok da zor değil. Bu da yapılabilir. Fakat bu niyette ve bu gayrette değiller maalesef. Açgözlülükleri ve çılgın hırsları nedeniyle bu hale geldi dünya. Değerli dinleyiciler, programımızı bir Kızılderili sözüyle bitirmek istiyorum. Bir Kızılderili reisi aynen şu ifadeyi kullanıyor. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm değerli dinleyiciler.